Merhaba Atıf Ala, Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Taliban'ın ilerlemesini sürdürdüğü Afganistan'daki son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone ve beğendiyseniz videolarımızın paylaşımı konusunda vereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza gelen ve Atıf Ala Ekran kanalı ailesine katılan siz değerli izleyicilere ve arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler, Afganistan'da yaşanan gelişmeler sonrasında Taliban arzuladığı sona adım adım yaklaşıyor. An itibariyle Afganistan haritasına baktığımızda ülkenin farklı bölgelerinde hareketlilikler olduğu yansıyor haritaya. Özellikle Kandahar vilayetinin kuzeyindeki vilayetler ile başkent Kabil'in çevresinde bulunan vilayetlerde ayrı bir hareketlik olduğu görülüyor. Evet izleyiciler, işaretlerden arındırılmış Afganistan haritasına baktığımızda Taliban'ın özellikle Afganistan'ın güneyindeki Kandahar, Helmand, Nemroz ile ülkenin batısında bulunan Ferah, Herat ve Bagdis vilayetlerinde ilerlemesini tamamladığı görülüyor. Afganistan haritasına baktığımızda artık ülkenin neredeyse yaklaşık %70'i Taliban'ın kontrolüne geçtiği görülüyor. An itibariyle Afganistan haritasına baktığımızda her ne kadar tamamı olmasa da ülke genelinde 21 vilayetin artık Taliban'ın kontrolünde olduğu belirtiliyor. Ülkenin güneyinde yer alan Kandahar, Helmand, Nemruz ve batısında yer alan Ferah, Herat ve Bagdis ile birlikte ülkenin kuzey batısında bulunan Cüzcan ve kuzeyinde yer alan Kunduz, Tahar, Badakşan ile birlikte değerli izleyiciler, daha iç kesimlerde yer alan Sarıpul, Samangan, Baglan, orta kesimde yer alan Gur ve ülkenin doğusunda Pakistan'a sınır Zabul ve hemen şurada yer alan Gazni ve hemen başkent Kabil'in güneyinde bulunan Logar ve başkent Kabil'in kuzey batısında bulunan Pervan ve kuzey doğusundaki Kapisa ve Lagman vilayetlerin bir kısmı artık Taliban tarafından kontrol ediliyor. Afganistan'ın farklı bölgelerinde her ne kadar bazı vilayetler tamamen Taliban'ın eline geçmiş olsa da başkent Kabil'in çevresindeki şurada gördüğünüz Pervan, hemen kuzey doğusunda bulunan Kapisa, Lagman ve onun güneyinde yer alan Gazni ve Logar vilayetlerinin ise belli kısımlarının Taliban kontrolünde olduğu yansıyor haritaya. Değerli izleyiciler, an itibariyle bu haritaya yansıyan bilgilere göre Taliban güneyde başkent Kabil'e hemen ölçelim. Yaklaşık 11 kilometre, kuzey doğuda ise yaklaşık 53 kilometre ve kuzey batıda ise yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor. Evet değerli izleyiciler, işte an itibariyle Afganistan haritasında yaşanan bu tablo başkent Kabil çevresindeki Taliban çemberinin giderek daraldığını gösteriyor. Kimi yerel kaynaklar ise bu gidişle değil birkaç hafta veya ay, birkaç gün içerisinde başkent Kabil'in de düşebileceğini dile getiriyor. İşte değerli izleyiciler, Afganistan'da yaşanan bu gelişmeler ve ülke genelindeki vilayetlerin bir bir Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardında Afganistan genelinde farklı şehirlerde bulunan ülkelerin konsoloslukları ve başkent Kabil'de bulunan büyükelçilikleri ise tahliye edilmeye çalışılıyor. Bölgeden gelen haberlerde aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de olduğu birçok ülke, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler sonrasında Afganistan'ın farklı şehirlerinde olan konsoloslukları ile başkent Kabil'de bulunan büyükelçiliklerini tahliye etmeye çalıştığı haber veriliyor. An itibariyle Afganistan haritasına baktığımızda ülkenin farklı noktalarında Taliban'ın ele geçirdiği yerlere ait yeşil bayrakların dalgalanmakta olduğunu görüyoruz. Daha önce ülkenin farklı noktalarında dalgalanmaya başlayan bu yeşil bayrakların artık giderek Kabil'e yaklaştığı görülüyor. Ve işte değerli izleyiciler, en son dalgalanan yeşil bayraklardan birisini ise başkent Kabil'e yaklaşık 20 kilometre mesafede olduğu görülüyor. Başkent Kabil çevresindeki Taliban çemberinin giderek daraldığı ve çok yakın bir arada Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatma altına alabileceği dile getiriliyor. Ülkenin farklı noktalarında farklı gelişmelerin yaşandığı Afganistan'a ilişkin bugün aktaracağımız ilk gelişme Gazni vilayetinde. Dün itibariyle Taliban'ın kontrolüne geçen Gazni'den gelen görüntülerde Taliban askerlerinin Gazni havaalanında atıl durumda olan bir helikopterle poz verdikleri görülüyor.
Bu arada Gazni kent merkezindeki günlük hayat ise normal seyrinde devam ediyor. Öte yanda Gazni kent merkezinde günlük hayat normal seyrinde devam ederken bölgede Taliban askerlerinin Afgan ordu birliklerine bağlı yaklaşık 300 dolayında askeri esir aldığı iddia ediliyor. Gazni vilayetinden gelen bu gelişmeler sonrasında Afganistan'a ilişkin atacağımız bir diğer gelişme haberi ise Badakşan vilayetinden geliyor. Önceki gün tamamen Taliban'ın kontrolüne geçen Badakşan vilayetinin kent merkezi Feyzabad'a ilk defa bir uçuş gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yerel kaynaklar Birleşmiş Milletler'e ait olduğu belirtilen bir uçağın başarılı bir şekilde Taliban'ın eline geçen Feyzabad havaalanına iniş yaptığını dile getiriyor. Evet izleyiciler, Taliban kontrolündeki Feyzabad'a gerçekleştirilen bu ilk uçak seferinden sonra Afganistan'a ilişkin aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise Afganistan ordu birliklerinin kontrolünde olan Mezar-ı Şerif'ten geliyor. Mezar-ı Şerif'te yaşanan gelişmeler sonrasında bölgenin iki komutanı Mareşal Raşid Dostum ve Ata Muhammed Nur durum değerlendirmesinde bulunmak üzere Mezar-ı Şerif'te bir araya geldi. Mezar-ı Şerif'te kurmaylarıyla birlikte bir araya gelen iki komutan bölgedeki durumu ele aldı. Görüşmede iki komutanı da Mezar-ı Şerif'i Taliban'a karşı savunma adına sonuna kadar mücadele konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Bu arada yerel kuvvetlerin Mezar-ı Şerif'i Taliban'a karşı savunma çalışmalarına Kabil merkezli ordu birliklerinin de tam destek vereceği aktarıldı. Evet izleyiciler, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'ten sonra Afganistan'a ilişkin aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise başkent Kabil'den geliyor. Başkent Kabil'den gelen haberlerde Taliban'ın ülke genelindeki ilerleyişine paralel olarak insanların başkent Kabil'e akınının ise devam ettiği haber veriliyor. Afganistan genelinde Taliban korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda sivilin başkent Kabil'e akın ettiği haber veriliyor. Başkent Kabil genelindeki farklı meydan ve parklarda yerleştikleri belirtilen sivillerin çok zor durumda oldukları belirtiliyor. Yerel kaynaklar, Taliban korkusuyla evlerini terk ederek başkent Kabil'e gelmek zorunda kalan sivillerin sayısında önümüzdeki yakın günlerde daha da ciddi artışlar olabileceğini dile getiriyor. Başkent Kabil'den Taliban korkusuyla kaçıp gelen sivillerin yaşantısına ilişkin gelen bu görüntülerden sonra Afganistan'a ilişkin aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise Herat'tan geliyor. Herat vilayetinin Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından bölgeye ilişkin gelen ilginç haber Herat'ın Şindand havaalanından geldi. Bölgeden gelen haberlerde Şindand askeri hava üssündeki hangarlarda bulunan ve henüz açılmadıkları belirtilen paketlerdeki dronların Taliban'ın eline geçtiği haber veriliyor. Bölgeden gelen görüntülerde Taliban tarafından ele geçirilen dronların daha paketinde olduğu, yani dronların paketinin daha açılmadığı ve askeri araçlara yüklendikleri görülüyor. Natürlü drone ya elhamdülillah. Ya ulas pinzalas dani bhai. Ali harijano daftaru. Drone tehriri. Kalimat sve. Evet izleyiciler, Taliban'ın ilerlemeye devam etmesiyle birlikte ciddi bir hareketliğin yaşandığı Afganistan'a ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.